Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satır başında hafta içi her gün gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de Mudanya Belediyesi'ni konuşacağız. Bu anlamda Mudanya Belediyesi'nin öne çıkan projeleri, devam eden çalışmaları var. Merak ediyoruz. Bursalılar için soracağız efendim. Tabii ki çok değerli bir konumuz var. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz bugün stüdyomuzda kendisi. Hemen ben başkanımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Davetimizi kırmadınız. Yoğun da bir programımız var bu hafta özellikle. Geçen haftadan başlayan bir yoğunluk var. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ve bu anlamda teşekkür ediyoruz ve özellikle koronavirüs gündemi içerisinde de ciddi projelerin devam ettiğini görüyoruz Mudanyalılar için. Bugün meraklısı olduk ve soracağız, öğrenmeye çalışacağız başkandan. Nasıl bir giriş yaparsınız programa? Tabii ki göreve geldiğimiz günden beri hep yoğunuz. Çünkü yapılacak çok işimiz var. Geçmiş yılların yapılmayanlarını bu kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Hatta şunu da söylüyorum. Son 50 yılında Mudanya'nın yapılanların 50 katını bu süreçte, 7 yıllık süreçte yaptık. Ve doğal olarak da tabii ki çok çalışmamız gerekiyor. Bütün belediye çalışanlarımızla birlikte, meclis üyelerimizle birlikte, halkımızla birleşerek, bütünleşerek onların özlem duydukları o projeleri hayat vermeye çalışıyoruz. Bu da hız bizi, kesmeden devam. Her bir biten projemiz bizi daha da heyecanlandırıyor. Evet, hemen ben aslında son gündemle başlamak istiyorum. Bursalılar da biliyorlar. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bursa ziyareti gerçekleşti. Bu anlamda partililer bir aradaydı. Bursa çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşla buluştu ve Mudanya'da da çok güzel bir açılışa imza attı. Evet. Bursa programını nasıl değerlendirirsiniz Sayın Kılıçdaroğlu? Yani genel başkanımız tabii ki uzun bir aradan sonra bu pandemi süreci de engellemişti. Bursa'mıza geldi. Bir günlük bir ziyarette 3 belediye başkanımızın, 3 belediyemizin yaptığı çalışmaları halkımıza sunma, işte kamuoyuyla paylaşmaya çalıştı. Çok yoğun bir programdı genel başkanımız için ama gördük ki genel başkanımız da biz Bursa'yı 2019'da boşu boşuna kaybetmişiz. Ne kadar üzüldüğümüzü gördük bu süreçte. Bursa onun için değerliydi çünkü. Tabii çok önemli. Bursa çok önemliydi. Bizim için de çok önemli. Bütün Bursalılar için önemli. Evet. Yani Bursa'da yaşayan 17 ilçenin, 1058 mahallenin, yaklaşık 3 milyon nüfusun hepsinin, Mudanya'daki, Nilüfer'deki, Gemlik'teki belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz o hizmetleri aynısının diğer ilçelerde de, diğer mahallelerde de olması gerekiyor. Evet. Bunun ne kadar zorunlu olduğunu genel başkanımız anlatmaya çalıştı. Tabii ki biz de Mudanya olarak yaptığımız birçok proje vardı. Çok önemsediğimiz bir proje Zübeyde Ana Çocuk Akademisi. Yaklaşık bir yıl öncesi bitmişti aslında. Ama bu pandemi sürecinden dolayı açılışları toplu bir arada bulunmadan sakındığımız için de süre içerisinde ancak zaman geldi. Ve de gördü tabii, içinde gezdi gördü. Ben de bazen anlatıyorum, böyle çok heyecanlıyım, çok önemsiyorum. Türkiye'nin en büyük kreş ve anaokulu. Evet. Ama dört dörtlük böyle görenlerin imrendiği. Anlatmakta eksik kalırım, gezmek görmek gerekiyor. Ben de tabii ki merak eden hemşehrilerimizin de, yurttaşlarımızın da gezmesini tavsiye ederim. Buradan bir kez daha hatırlatalım. Tabii açılışını yaptık, çok mutlu olduk. Hem ilçemiz adına hem Bursa'mız adına. Diğer projemiz de var tabii ki, Taş Mektep. Sanat evi projemiz, onları toplu açılış diye, ama önümüzdeki günlerde onları da ayrı ayrı, süresi geldiğinde, pandemi koşulları da el verirse, onların da tek tek açılışlarını yapacağız ve tanıtımını yapacağız. Çünkü çok önemli projeler. Taş Mektep restorasyonu fiziki olarak bitti. İç dekorasyonu kaldı. Kent Müzesi olacak. Mudanya Kent Müzesi ve köy enstitülerinin, kent enstitüsü dediğimiz çağdaş uyarlamasıyla birlikte köy enstitülerinde yapılan birçok işlevin kültürel anlamda, sanatsal anlamda, müzik gibi, tiyatro gibi, folklor gibi ve tarımla ilgili, özellikle zeytincilikle ilgili orada eğitimler, yaz okulları olacak. Ulusal ve uluslararası yaz okulları olacak. Lecce Üniversitesi ile, İtalya'nın Lecce Üniversitesi ile protokol imzaladık ve Mudanya'mızın ve Trilli'mizin dünyaya tanıtımında önemli görev yapacak. Tabii ki bu köy enstitülerinin şeyini çok önemsiyoruz, biliyorsunuz. Kapatıldıktan sonra ülkemizin bu aydınlanmasına giden yolda ne kadar önemli olduğunu benim burada ifade etmeme gerek yok. Hepimiz biliyoruz.
onları tekrar canlandırmak, tekrar Cumhuriyetimizin aydınlık değerleriyle gelecek nesillerimizi buluşturmak, çocuklarımızı, torunlarımızı buluşturmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Aslında sadece Mudanya için değil, Bursa için de Bursa çok önemli tabii bir proje önemli diyebiliriz. Olacak. Çünkü çok önemli bir noktada kültür ve tarihi aynı anda yansıtmak, tabii, oradaki çalışmaları göstermek için Taşmektek de çok değerli. Sizin de aslında göz bebeğiniz diyebiliriz. Titizlikle Yani çalışıldı. Çünkü bu işin restorasyonunda da tam anlamıyla bakıldığında zaten şu anda da gidip görenler göreceklerdir ki tabii ki bu anlamda ne kadar tarihi dokunun korunmasına önem verdiğiniz bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki yani şöyle desem belki abartmış olmam, gelin gibi oldu o bina. Tabii ki valimizin o Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan aldığımız katkılar da var. Onların da destekleri var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Mudanya Belediyesi olarak bu işi başarmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğim gibi Taş Mektep çok önemli bir işlev görecek. Önümüzdeki süreçlerde sadece Mudanya'nın değil, Bursa'nın, Türkiye'nin öncü projelerinden bir tanesi olmuş olacak. Evet, barışın ve kardeşliğin başkenti diyorsunuz her zaman göreve geldiğiniz ilk günden beri. Ama bu anlamda Mudanya kültür ve tarihi de birleştirmesiyle galiba bir tarih daha yazacak. Çünkü siz tarihin korunması anlamında da ciddi çalışmalar yaptınız. Onlara da biraz değinmenizi isteyeceğim. O doku çok önemli Mudanya'da. Çünkü tarihsel süreç içerisinde ne kadar önemli bir yere sahipse Mudanya şu anda da korunmaya devam ediyor. Bu da çok değerli. Tabii ki öyle bir şey ki ben bunu daha önceki görüşmelerimizde de söylemiştim, dile getirmiştim. Biz geçmişimizle buluşup o geçmişimizin bütün güzelliklerini ortaya çıkarak, koruyarak, geliştirerek gelecek nesillere, kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bizim kimliğimizi bütün dünya var olduğu sürece bütün nesiller, bütün insanoğlu, insanlık görsün diye bunun çabasındayız. Ve Mudanya olarak biz çok şanslı bir kentiz. Doğal sit alanlarımız var. Kentsel sit alanlarımız var. Arkeolojik sit alanlarımız var. Mudanya'nın ilk kurulduğu yeri Milliye Antin Kenti'nin yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladık. İlk kamulaştırması bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta yapılacak. Ve orada Arkeopark, o Milliye Arkeopark müzemizde önümüzdeki günlerde hayat bulmuş olacak. Ve Mudanya'da bir yaşam artık kültürün ve sanatın diğer sosyal boyutuyla birlikte tam anlamıyla insanların mutlu olduğu, o güzelim değerlere kavuştukça, onları yaşadıkça, onlarla birlikte çok güzel günlerin geçireceği, herkesin ama doğumdan itibaren ölüme kadar tüm insanlarımızın mutlu olduğu bir Mudanya'yı hep birlikte yaratmış olacağız. Özellikle şunu rahatlıkla Bursa'lı olarak söyleyebiliriz. Aslında iç turistin hafta sonu düşünüp nereye gitsek dediğinde belki de ilk sırada Mudanya demesi bundan olsa gerek. Tarihi dokuyu görmesi, denizle yaşaması, bu anlamda o eski atmosferin solunması, bir birleşme alanı da Mudanya özellikle. Kesinlikle şimdi Mudanya'nın cazibesi o kadar, işte az önce söylediğim bu güzelliklerinin yanında müthiş güzel bir havası var. Sürekli rüzgar aldığı için, bütün rüzgarlara açık olduğu için her zaman havası temiz. Tabii ki bununla birlikte Bursa'ya yakınlığı da bir avantaj. Evet. Yılda bakın bu resmi rakamlar bunlar. Yılda Mudanya'ya giren, sadece Bursa istikametine giren araç sayısı 30 milyon. Günlük ortalama 82-83 bin civarında. Hafta sonları 150-200 bin arası. Ve bizim şu anda nüfusumuz tabii ki pandemiden dolayı artmış durumda, 250-300 binler civarında. Resmiyette 102.523, yazım 400.000-500.000 kalıcı nüfus, hafta sonları 1,5 milyona ulaşan, neredeyse Bursa'nın yarıdan fazlasının, 1/4'ünün yaşadığı bir kent, hafta sonunu geçirdiği bir kent. Tabii ki biz de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Hükümetin her türlü engellemelerine rağmen hiç şikayet etmeden işlerimizi temizliğinden park bahçesine varana kadar, pandemiyle mücadelesine varana kadar eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizi, o Mudanya'mıza gelen Bursalı hemşehrilerimizi, diğer illerden gelen hemşehrilerimizi mutlu etmek. Evet. Özellikle tam da bu noktada Yıldıztepe projesini soracağım. Evet. Şimdi o proje de bu anlamda aslında sadece Mudanyalıları değil, bütün Bursa'yı kapsayacak bir proje. Şu anda hangi aşamada? Biraz da bunu dinlemek isteriz başkanım. Bursalılar bence merak ediyorlar Yıldıztepe projesini. Tabii ben projesini. Sık sık gidiyorum. Bugün sabahtan yine buraya gelmeden önce oradaydık. Yine bir Sokak Hayvanları Köyü projemiz vardı. Onunla ilgili çalışma yaptık. Yıldıztepe'ye de uğradım tabii ki. Çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor.
yaklaşık 7-8 ay bir süreç ara verildi. Bu ara verilmesi nedeni de söylediğim gibi az önce bizim karşı yani hükümet iktidar partisinin engellemeleriyle, onların kurumlarının engellemeleriyle, siyasetin baskı yapmasıyla ama bütün aşamalarını geçtik. Ve şimdi o kaybettiğimiz zamanı telafi etmek adına da hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Eğer bir aksilik olmazsa, yani müteahhitin demesine göre Haziran diyor ama biz bu yaz sonu Yıldıztepe projesinin birinci etabı bitmiş olacak. Ve bizim her zaman söylediğimiz gibi güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyredildiği, dünyanın en güzel kenti Mudanya'nın en güzel yerinde o Yıldıztepe'de insanlarımız mutlu bir şekilde yaşamaya devam edecek. Ve orada bir sosyal tesis olmadan dahi Bursalılar oradaydı zaten. Evet. Özellikle oranın da bir projeyle taşlandırılması aslında bir ihtiyaçtan da doğdu diyebilir miyiz başkanım? Kesinlikle öyle. Oranın değerlendirilmesi gerekiyordu. Yaptığımız birçok çalıştaylar var. O bizim anlayışımıza göre proje demokrasisi dediğimiz kentteki sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle halkımızla toplantılar yaptık. 3 toplantı yaptık. Ve onlardan da görüşleri alarak o mükemmel projeyi hayata geçirmeye başladık. Dediğim gibi Yıldıztepe gerçekten Mudanya'nın, Bursa'nın, Marmara'nın yıldızı olacaktır. Önümüzdeki süreçte inşallah bitişinde de yine açılışını umarım 29 Ekim diye planlıyoruz ama ikinci etabının da çalışmasını, temel atmasını yapacağız. Bir aksilik olmazsa 29 Ekim'de tamamıyla bitmiş bir şekilde hemşehrimize hizmet vermiş olacak. Evet, bunu da vurgulayalım. Aslında bir de tarih atmış olduk buradan. Ama pandemi süreci var tabii ki. Tabii ki pandemi koşulları. Koşulları. Yani bizim inisiyatifimizin dışında olan durumlarda buradan da tekrar hatırlatalım aslında tarih verirken söyleyelim başkanım. Kesinlikle. Ama başkandan da bir bu anlamda tarihte almış olduk. Yıldıztepe'yi merak edenler için meraklısı olarak sorduk. Ve ödüllü belediyecilik başlığınız da var. Özellikle şimdi Mudanya Belediyesi'nde başkan bu anlamda tarihi korumak, barışın sembolünü oluşturmak için ciddi anlamda hem belediye olarak hem de başkan olarak savunucusu da oldunuz siz Mudanya'nın. Evet. Bunun için nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Özellikle bundan sonraki süreçte de biz galiba bu başlığı hep göreceğiz. Yani Mudanya'da yapılacak herhangi bir proje içerisinde şunu Mudanyalılar biliyor olmalı ki bu anlamda her şey tarihi dokuya uygun yapılıyor. Ve aldığınız ödüllerde de bunu görüyoruz. Birçok da başlığınız var. Tarihi Kentler Birliği bu anlamda taşlandırdı çalışmalarınızı. Evet. Bir kısa parantezle onu açalım. Neler söylersiniz? Tabii ki ben o ödülleri alırken hep söyledim. Bir cümle var. Onu da burada tekrar etmek istiyorum. Biz o hizmetleri, o projeleri ödül almak için yapmadık. Mudanya'mızda yaşayan hemşehrilerimizin, Mudanya'ya gelen insanlarımızın mutlu olması için, onlara hizmet vermesi için yaptık. Tabii ki bu projelerde ödülle karşılık bulunca insan tabii ki seviniyor. Çok güzel duygular bunlar. Bizi daha da şevkimizi arttırıyor. Tabii ki ben hemen aklıma geldi. Yıllarca Mudanya Belediyesi'nde çalışmış bir kardeşimiz geçtiğimiz dönem emekli oldu. Onun söylediği bir şey vardı. Birçok yaptığımız o etkinliklerden, birçok projelerden sonra başkan de, söylediği şey, başkanım dedi, bunlar dedi Mudanya'da ilk dedi. Bunları dedi sen de başarıyoruz dedi. Ve ilklerin belediye başkanı olarak bundan sonra tarihe geçersin dedi. Tabii ki birçok ilk, tabii ki Türkiye'nin işte en büyük kreşvan okulu, tabii ki o Yıldıztepe, yaşanılası, o güzel mekan insanlara hizmet verecek konuma gelecek. Taş Mektebi, sanat evi, diğer yaşam alanları, diğer projelerimiz, işte Sokak Hayvanları Köyümüz, yani Soğuk Hava Deposu, Mudanya'da ilk, fuar, kongre ve fuar merkezi, Gençlik Bilim ve Spor Merkezi, önümüzdeki dönemin projeleri bunlar ve 2021-2022 2023'te bitirmeyi hedeflediğimiz projeler. Mudanya'da bu projeler hızlı bir şekilde devam edecek. Tabii ki burada sıkıntımız dediğim gibi birçok engellemelerle karşılaşmamıza rağmen şunu da kesinlikle söylüyorum. Genel Başkanımızın da bize söylediği bu engellemelerden şikayetçi olmayacaksınız. Biz de şikayetçi değiliz. O engelleri aşağı aşağı verdiğimiz sözleri tıkır tıkır çalışarak teker teker yerine getiriyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bu bizim inancımız çünkü insanlarımız bu hizmetlere aç. Söylediğim gibi yılların verdiği birikim, yıllarca hizmetin verilmediği kentlerimizin
o insanlarımızın mutlu olması için, yaşam standartlarının yükseltilmesi için bu çalışmaları, bu projeleri hayata geçirmemiz olmazsa olmaz gibi. Bunu da vurgulayalım. Ve Girit Mahallesi. Evet. Bu da son gelen kararla birlikte bir onay aldı. Girit Mahallesi o sokaktan geçilince, hatta sosyal medyada Bursa'yı tanıma adına bakıldığında denize çıkan sokak olarak paylaşılan, evet, bir mahalle. Bütün sokakları denize çıkıyor. Evet, bütün sokakları denize çıkan bir mahalleden bahsediyoruz. Tarihi dokunun orada işlendiği, Bursa'nın tarihini aslında bu anlamda nasıl yansıttığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Oradan geçen herkes de bu dokuyu hissediyor ve biliyor başkanım. Ve bunun için de bir mücadele verdiniz ve onay da aldınız. Evet. Süreç nasıl işledi? Bir kez daha paylaşalım. Yani Girit Mahallesi ile ilgili aslında iki şeyimiz var, projemiz vardı. Bir, planlama çalışmaları. Uzun yıllar bekliyordu. Oradaki esnafı sıkıntıya düşüren, kentsel sit alanında kalan, konuttan ticarete dönüşümlerle ilgili bir plan çalışması vardı. Bu bir yılı aşkın, hatta üç yılı aşkın süredir gündemdeydi. Mudanya Belediye Meclisi'nden geçmişti. Büyükşehir Meclisi'nden geçmişti. Anıtlar Kurulu'nda bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde, sanıyorum Cuma günü, o projemiz de onaylandı. Evet. O planlarımız onaylandı. Şimdi işte askı süresi var. Mudanya Belediye Meclisi'nden onaylandığı şekliyle geçecek. Büyükşehir Meclisi'nden geçecek ve oradaki esnaflarımızın kapatmak zorunda kaldığımız Anıtlar Kurulu'nun talimatıyla, işte gelen müfettişlerin soruşturmanın neticesinde kapatmak zorunda kaldığımız, istemeye istemeye ruhsatlarını iptal ettiğimiz durumlarda ortadan kalkmış olacak bundan sonra. İnşallah oradaki esnafımız da bundan sonra daha rahat ve huzurlu bir şekilde akşam yatağına, yastığına başını koyduğunda rahat rahat uyumuş olacaktır. O sorun da çözüldü inşallah. Bir aksilik olmaz bundan sonra. Tabii ki sokak sağlıklaştırma ile ilgili projemiz de onaylanmıştı. 11 Mart'ta ihalesi yapıldı. Mudanya girişten, iskeleden başlayarak Arnavutköy'e kadar, o jandarmanın oraya kadar Girit Mahallesi'nin tamamı, bütün sokakları, caddeleri sokak sağlıklaştırma projesine, projesinin uygulamasına başlayacağız. İlk etabını yapmıştık daha önce, hem de ödül de almıştık. Mütareke Meydanı İnönü kanıtıyla, evet, birlikte. Şimdi bu projeyle birlikte tamamı bitmiş olacak. Ondan sonra da sokakları güzelleştirmeye başlayacağız. Mudanya sardunya yalarıyla, zeytin ağaçlarıyla o sokaklarımızdaki evlerimizin pencerelerini, balkonlarını, kapı önlerini süslendirerek, çiçeklendirerek, yani yaşanılması olan değerleri daha da üst seviyeye görselliğiyle birlikte, evet, kavuşturmuş olacağız. Bu güzel haberin devamında da bunu da eklemiş olalım. Girit Mahallesi için, Mudanya için aslında çok tarihi dokunun olduğu değerleri görüyoruz. Ve dediğiniz gibi şehirlerin güzelleştirilmesi o dokuların korunmasıyla birlikte geliyor aslında. Kesinlikle. Mudanya için de bunun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii kamulaştırma kararı aldığımız çok önemli bir yapı da var o mahalle içerisinde. 4 katlı konak diyebilirler Mudanya'ya gelenler. Evet. Görenler de üzülür, acır. Çünkü o kadar güzel bir yapı ki kullanılmadığı için işte yıllardır eskimiş durumda, harap olmuş durumda. O yapıyı kamulaştırma kararı da aldık. Yine en eski Türk evi var, onu kamulaştırma kararı aldık. Tille'de de var tabii ki yaklaşık 8 parça toplamda. Böylesine değerli yapıları kamulaştırıp geleceğe insanları, onları yaşatmak istiyoruz. Ve tabii ki çeşitli fonksiyonlar vererek, kültür evleri gibi, konuk evleri gibi değerlendireceğiz. Mudanya hoş geldin evleri olacak. Mudanya tanıtım ofisleri olacak. Turizme dönük o işlevleri olacak. Yani bir Girit Akademisi mutfağı demiştik. Girit Akademisi mutfağını, Girit Mutfağı Akademisi, evet, özür dilerim. Girit Mutfağı Akademisi'ni, onu da gerçekleştirmiş olacağız. Mübadele Müzesi'ni gerçekleştirmiş olacağız. Bu çalışmalar sonucunda çok önemsediğimiz o Girit Mahallesi Açık Hava Müzesi, o hayalimiz gerçekleşmiş olacak. Ve aslında turizm anlamında da katkı sağlamış olacaksınız Bursa'nın tanıtımına. Kesinlikle tabii ki Mudanya'nın bu yapılan çalışmalarla birlikte, günübirlik yerli turizmle birlikte, yabancı turist anlamında çok sayıda talep geleceğini biliyorum. Ve bu sayede de Mudanya'mızın refah seviyesinin yükseleceğini, işsizliğin, yoksulluğun biteceğini ve üreticimizin özellikle kırsaldaki zeytin, incir, kara incir ve üzümümüzün, üzüm üreten üreticimizin, köylümüzün o değerler, ürettikleri değerlerin o turizm sayesinde daha yukarıda değerlere kavuşarak
çok daha mutlu olacaklarını, kazançlarının artmasıyla birlikte o şu andaki o toprakların, o ağaçların, zeytin ağaçlarının bulunduğu, o meyvelerin bulunduğu o toprakların betonlaşmasını da onlarla birlikte engellemiş olacağız. Başkanım, Avrupa'da bu anlamda tarihe kaynaklık etmiş tüm kentlerde genelde şunu görüyoruz. Eski yapılanmanın korunduğu bölgeler ve yeni yapılanmanın yapıldığı. Şehirlere gittiğimizde işte örnek verecek olursak işte eski Sırbistan, yeni Sırbistan şeklinde ayırıyorlar. Muğday için de aslında bunu söyleyebilecek miyiz ya da Avrupa bunu söyleyebilecek mi özellikle? Kimse... Bir de büyüyen Mudanya var. Onu da sormak kimse lazım. Yeni Roma'ya gitmiyor. Yani eski Roma'ya gidiyor. Evet. İşte böylesine eski değerler çünkü ne kadar eski olursa ve de korunursa, o güzellikleri korunursa, insanlara hizmet sunarsa insanların şeyin ilgisini çekiyor. Açıkçası Mudanya'da böyle olacaktır. Yeni yapılan Mudanya'daki bizden önceki süreç hep söylediğim bir şey var. Keşke yıllar öncesi belediye başkanı olsaydım da Mudanya bu kadar çirkinleştirilmeseydi. O güzelim zeytinlikler, o doğa böylesine çirkin görüntülere sahip olmasaydı. O yeni Mudanya'yı görmeye gitmeyecek insanlar. Girit Mahallesi'ne gelecek, Taş Mektebe gidecek, işte Tilli'ye gidecek. O bozulmamış, korunmuş Tilli'nin o güzelliklerini görecek. Taş Mektebi Sanat Evi'ni yakında hizmete sunmayı planladığımız, kamulaştırdıktan sonra tabii ki Zeytinyağı Müzesi olacak. Bunlar, bu değerler Mudanya'mız için, Tilli'miz için, ülkemiz için bulunmaz değerler ve bunlarla insanlığımızı buluşturmak da bizim görevimiz. Zeytin dediniz, aslında bana da bir pas attınız hemen sonra. Evet. Şimdi Mudanya, evet, Girit Mahallesi Mudanya'nın tanıtımı için çok önemli diyoruz. Mudanya'nın dokusunu korumak, bir de Mudanya'nın köyleri de çok değerli. Evet. Aslında zeytincilik, zeytin yetiştiriciliği de çok değerli ve siz de önem veriyorsunuz buna. Onlar için mesajlarınız ne olur, onu da soralım. Mudanya'nın köyleri de bu anlamda aslında Mudanya'ya kazandırılan birçok çalışmanın yapıldığı başlık içerisinde ne söylersiniz? Yani Mudanya'mız, dedim ya, öylesine zenginliği olan bir kent ki biz de bu zenginlikleri insanlarımıza hem ülkemize hem yurt dışına tanıtmaya çalışıyoruz. Mütarekeden başlayarak mütareke etkinlikleriyle birlikte var olan bize göre, bunu bize göre demeyeyim de ansiklopediler, bilim insanları böyle söylüyor. Dünyanın en iyi damak tadına sahip Mudanya Tilli tipi zeytin. Zeytin festivali yaptık. Yine aynı şekilde kara incirimiz var. Damak tadı çok yüksek değerde olan, Avrupa'nın çok rağbet gördüğü, Avrupa'dan çok rağbet gören bir ürünümüz. Kara İncir Festivali yaptık. Ve yine siyah üzümümüz bizim için önemli. Çarşan köyümüzde bağ bozulmuş şenlikleriyle bu ürünlerimizi bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye tanıtmaya çalıştık. Ve üreticimizin kazancını bu ürünlerin sadece meyve olarak değil, yan ürünleriyle birlikte ürettikleri değerin arttırarak onların refah seviyesini yükseltme yönünde. Yani sık sık da söylüyorum, gurur da duyuyorum. Mustafa Kemal'imizin söylediği gibi o üreticimizi, o köylümüzü milletimizin yeniden efendisi yapmak, o toprakların değerini, ürettiklerinin değerine kavuşturarak başaracağımızı biliyorum ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde zeytinle ilgili deyince biliyorsunuz bir dolu afadı oldu. Evet. Doludan 9 köyümüzün üreticisi, zeytinliklerimiz çok büyük zarar gördü. 9 köyümüzdeki zeytinlerin, o zarar gören zeytinleri 1 lira 80 kuruşta 2 lira civarındaydı o yanelerin, tüccarın aldığı değer. Biz o zeytinin son tanesine kadar 4 liradan aldık. Hem üreticimiz kazandı. Tamamından yağ çıkarttık. Yaklaşık 90 ton civarında zeytin aldık. 22,5 ton civarında yağ çıkarttık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz dağıttığımız gibi, o süreçte işte İzmir'de de bir felaket olmuştu, bir deprem olmuştu. İzmir'deki depremzedelere de götürdük, verdik. Böylesine o ürünü, o üreticimizin alın terini, o emeğini hem değerin üzerinde bedel ödeyerek onların kazancını arttırmış olduk. Diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerimize bu hizmeti verdik. Yani çok yönlü bir çalışma oldu. Milli servet yok olacaktı, onu kurtardık. Köylümüz kazandı,
ihtiyaç sahibi insanlarımız da kazandı. Evet. Ve Mudanya'da yaşayan herkes, o komşu kim varsa herkes mutlu. Biz de çok mutluyuz. Dediğiniz gibi özellikle sormak istedim. Bu anlamda Köln'ün kazanmasıyla da Mudanya da kazanmış oluyor. O başlığı da açmamak olmayacak. Yapılan çalışmalar çok değerli ama bir de Mudanya'nın o zenginliği var. Tarımsal boyuttaki zenginliği var. Bunu da ön plana çıkarmanız lazım. Komşu ilçelere de gittik aslında. Komşu illere de gittik. Karacabey'de bir soğan üreticisi bir gün bir konuşmada tesadüf bir telefonla tarlasını sürecekmiş soğan para etmiyor diye. İşte orada deyince dedim dursun bir görelim. Gittik. Maliyetinin üzerinde bir değer vererek köylümüzü sevindirdik. Yaklaşık 85 ton soğan. Yani o kadar büyük mutluluk ki. Evet. Hem o üreticinin mutluluğu hem Mudanya'da dağıttığımız o ihtiyaç sahiplerinin mutluluğu tarif edilmez. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bu ülkemizin çeşitli illerinde özellikle Afyon, Niğde gibi patates olayı vardı. Patates de aynı durumdaydı. İşte araştırma yaptık. Tesadüfen Afyon'da Şuhut ilçesinden arkadaşları bulduk, üreticimizi bulduk. Onlardan bugün dün gelen son partiyle birlikte 105 ton soğan aldık. Patates aldık. 105 ton patatesi de ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yani gücümüzün yettiğince hem üreticimize sahip çıkıyoruz hem de bizim ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine özellikle bu pandemi süreci boyunca artan o yoksulluğa, artan o ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Burada şunu da söyleyeyim. Türkiye genelinde yapılan bütün araştırmalarda temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı %26, 27, 28'lerde. Mudanya'da bu 2 ile 4 arasında. Ulaşamadığımız bazı insanlarımız da var demek ki. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki o sözümüz, verdiğimiz sözlerde olduğu gibi Mudanya'da kimse kimsesiz kalmasın. Hiçbir çocuk yatağına aç girmesin. Bunu başarmanın mutluluğu bize yetiyor. Onlar rahat oldukça bizim de mutluluğumuz daha çok olacaktır. Belki ulaşamadığımız insanlar vardır. Buradan da yine söyleyelim. Bize bir alo demeleri yeter. Buradan, bana bir mesaj yazmaları buradan yeter. Buradan başkanla duyuruyor efendim, evet, söyleyelim. Başkanımıza ulaşabilirsiniz. Bir mesaj yeter diyorsunuz. Bir mesaj yeter. Bunu da vurgulayalım. Peki esnafı da soracağım başkanım bugün. Özellikle Mudanya'ya gittiğimizde bu anlamda bizi karşılayan bir esnaf var. Evet. Çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Esnafı da bu anlamda Mudanya'ya sahip çıkan bir esnaf. Ve koronavirüs gündemi içerisinde biliyorsunuz ki ciddi sıkıntılar yaşayan sektörler, evet, var bu anlamda. Ve bu sektörlerin içerisinde de hizmet sektörü ve esnaflarla giriyor. Şu anda esnafın durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunu da soralım. Şimdi biz pandemi başladığından beri kiracılarımızdan, tamamen kapatılanlardan kiraları almadık. O kapalı oldukları süreyi de sözleşmelerin bitiminden itibaren ilave olacak. Yarı açık olan, yani geri al paket servisi yapan konumdaki esnafımıza %50 indirim yaptık. Bu halen devam ediyor. Tabii ki bu pandeminin şu günlerde belki de daha önceki tavan yaptığı pik durumundan daha kötü durumda şu anda. Sanıyorum devam edecek bu bir süreçte. Bu arada da şunu da söylemek istiyorum. Mudanya tabii ki çok cazip bir kent. Çok yaşanılası bir kent. Çok güzellikleri var. Deniziyle, havasıyla, her şeyle. Ama gelen insanlarımıza hoş geldin diyoruz. Onları çok seviyoruz. Özellikle hafta sonları, güzel, evet, havalarda. Ama lütfen, lütfen dikkat edelim. Ne olur bu süreci bitirmemiz gerekiyor. Bu süreç açtıktan sonra hep birlikte Mudanya'mızda çok güzel günler göreceğiz. Bakın 11 Ekim geliyor. Türk Yıldızları gene gelecek. 11 Ekim'de o kültürel sanatsal etkinlikleri yapalım. Ama şu pandemiyi yenelim. Coşkuyla o cumhuriyetimizin değerlerini haykıralım. Mudanya'mızdan o söylediğimiz gibi sonsuza dek barış diye hep birlikte haykıralım. Mutlu çocuklarımızın, mutlu insanlarımızın 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu Mudanya'daki o güzellikleri yaşayalım. Sadece biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Mudanya'mızın bu güzelliklerini çok daha doya doya yaşayacağımız günler yakındır diyorum. Evet, özellikle pandemi süreci dediğimiz gibi şu anlamda dünyada da aslında bilim insanları da öngöremiyorlar, evet, ne kadar süreceğini. Bu anlamda bir ya da iki yıl öngörüsü var tabii ki. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Ama tabii ki ekonomik anlamda da mağduriyete uğrayan esnaf var. Birçok sektör var. O yüzden özellikle bugün sordum esnafı. İlla ki sizi şu an dinliyorlarsa merak edeceklerdir diye. Tabii ki. Yani en zor durumda olan aslında bir kesim esnaf.
Onların yanında çalışanlar var. Evet. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Destek vermeye çalışıyoruz. Ulaşamadıklarımızı gene söylüyorum, bize lütfen ulaşsınlar. Yani dezenfektan, temizlik setinden diğer ihtiyaçlarına varana kadar, belediyemizin kiracılarından kira almamaya varana kadar her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Onlar bizim dediğimiz gibi orta direk. Yani o esnaf yok olursa orta direk gitti mi Türkiye yok olacak. Onun için de bizden her türlü desteği bugüne kadar verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Onlara da buradan yine teşekkür ediyorum sabırlarından dolayı. Bu süreçte çok kötü günler geçirdiler. Çalışanları özellikle. Onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bize bir haber vermeleri yeterli. Biz ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadıklarımız mutlaka vardır. Onlar bize ulaşsın. Gereği yapılır. Gerisi evet. Kolay. Başkan bugün özellikle her başlık için bana ulaşabilirler dedi. Ben de bunun altını çizmek istiyorum. Süremin sonuna geliyorum yavaş yavaş. Toparlarsak son mesajlarınız ne olur başkan? Tabii ki yani göreve geldiğim 7 yıl oluyor. İşte bugün itibariyle. Göreve geldiğim günden beri kapım yok, duvarım yok. Evet. Randevuya da gerek yok. Kapınız hep açık. Bunu kapı vurgulayalım. Kapı yok ki açık olsun. Evet. Kapı yok, duvar yok. Yani randevuya da gerek yok. Kimsenin torpile de ihtiyacı yok. Yeter ki bizim bize ulaşılsın, bilgimiz olsun. Hak, hukuk, adalet neyse o var. Bizim belediyemizde yasalar ve mevzuat çerçevesinde işler yapılır. Antin kuntin öyle böyle işler yapılmaz. Rüşvet yoktur, şaibe yoktur, şaibesine, nokta kadar şaibesine izin verme. Bunu herkes biliyor. Çünkü benim Mudanyalılara sözüm, Mudanya emin ellerde. O tüy bitmemiş yetimin hakkını, Mudanya'da yaşayan herkesin hakkını kuruşuna kadar korumak ve onları o ürettiğimiz, gece gündüz bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte ürettiğimiz değerleri halkımızla eşit şekilde paylaşmak, adil şekilde paylaşmak bizim en büyük mutluluğumuz. Hep söylüyoruz, yandaşımız yok. Hiç yandaşımız yok. Bizim paydaşlarımız var. O paydaşlarımız da bütün yurttaşlarımız. Eşit şekilde, adil şekilde paylaşırız. Bu çalışma azmiyle de hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hep söylediğim gibi de bugün ben Mudanyalı hemşerimi dünden daha çok seviyorum. Ama yarın daha da çok seveceğim. Bu sevgiyle beraber ürettiklerimizi onlarla paylaşıp onlarla mutlu bir şekilde Mudanya'da yaşamayı hep birlikte sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ve koronavirüsle ilgili de satır arasında aslında Bursalılara bir de ricada bulundunuz. Maske, mesafe, hijyen başlığına. Kesinlikle. Bunu da söyleyelim. Çünkü Mudanya göz bebeğimiz. Evet. Oraya gitmek istiyoruz. Orada olmak istiyoruz ama dikkatli bir şekilde değil mi başkan? Kesinlikle. Çünkü hem onları kendi hepsini tek tek ayrı ayrı çok seviyoruz. Ayrım yapmaksızın. Ama bu değerleri de yaşamamız lazım. Evet. Bakın geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutlayamadık. Öylesine hayallerimiz vardı ki, öylesine çalışmalarımız vardı ki kutlayamadık. Bu sene 101. yılı. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılı geliyor. Yani mütearekenin önümüzdeki yıl 100. yılı geliyor. Bunları coşkuyla yaşamamız lazım. O coşkuları, o güzellikleri yaşamamız için de sağlıklı olmak lazım. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Satırbaşı programı ekibi adına. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun diyoruz başkanım. Açıklamalarınız değerliydi bizim için. Sağ olun. Efendim süremizin sonuna geldik. Noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.